Bütün Ramazan severek yapacağınız çok güzel bir tarif. 4 tane büyük domates kullanıyorum. Onları ortadan ikiye kesiyorum. Domatesleri bir fırın kabının içerisine dizelim. İki orta boy soğanı halka halka doğradım. Domateslerin üzerine koyalım. İki diş de sarımsak koyuyorum. 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum ama isterseniz ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Kalan soğanları da yine aralara atalım. Bu çorbaya soğan çok güzel bir lezzet katıyor. Fırında pişerken çok güzel karamelize olması için de bir yemek kaşığı kadar toz şekeri soğanların üzerine ekleyelim. Son olarak da tuzunu ekliyorum. Domates ve soğanların fırında güzelce pişmesi gerekiyor. Hatta ara ara da kızarabilirler, sorun değil. Tamamen yumuşadıktan sonra da fırından alacağız. 180 derecede fırınımızı ısıtalım. Ben fanlı ayarda pişireceğim. Domatesler yarım saatten biraz fazla fırında durdu. Böyle kabuğu artık çok rahat çıktığı vakit fırına alabilirsiniz. Domatesin kabuklarını aldıktan sonra mutfak robotunun içine atıyorum. Blender'a da isterseniz tencerede çekebilirsiniz. Çorbaya en güzel lezzeti katacak kısım sosu. Sosunu da mutlaka kullanalım. Çorbayı robottan geçirirken içerisine biraz sıcak su ilave ettim. Sıcak suyla birlikte çırptım. Şimdi tencereye döküyorum. Çorbanın kıvamı hala henüz yoğun. Birazcık daha sıcak su ilave edip ocakta kaynatacağız. En son suyunu da ekledikten sonra çorbayı ocakta kaynatalım. Servis esnasında isteğe bağlı kaşar peyniri rendesi kullanabilirsiniz. Çorba artık hazır. Yapan herkese afiyet olsun. Tatlının şerbeti için gerekli olan malzemeler 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı da su. Bir dilim de limon ekliyorum. Şimdi şerbeti ocağa alacağız. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Kıvamı geldikten sonra soğumaya bırakacağız. Yarım kilo kadayıf kullanıyorum. Böyle aldığımız zaman hepsi biraz birbirine yapışık oluyor. Çok fazla birbirinden koparmadan ayıralım. Hepsi böyle bir tel tel olsun. Kadayıfları elimizle açtıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da erimiş tereyağı ekleyelim. Kadayıfların her yeri yağlanacak şekilde karıştıralım. Kadayıfları şekilli kahve fincanıyla veriyoruz. Şöyle elimizde bir tutam alalım.
Böyle yerleştirirken biraz da içini açıp ceviz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz. Daha sonra bu fazlalıkları ortada toplayıp elimizle güzelce bastırmamız gerekiyor. En güzel Ramazan tatlarından biridir kadayıf. Ben de bu sefer fincanda yaptım. Fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Güzelce kızarana kadar fırında tutuyoruz. Kadayıfları güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Soğuk şerbeti üzerine döküyorum. Bir saatten biraz fazla zaman geçti. Kadayıflar şerbetini güzelce çekti. Süsleme olarak da isterseniz kaymak kullanabilirsiniz. Bu tatlıyı çok fazla zaman harcamadan yapabiliyorsunuz. Ayrıca tadı da çok güzel, çıtır çıtır. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.